Günaydın. Şimdi Milano'dan Merede'ye geçmek için Felixpass'ın kalkacağı yere geldik. Burası tam olarak okuyamazsam da nasıl okuyorduk? Lumpanya. Böyle. Lampugnano. Böyle bir şey. Bus station. Yani otogar aslında. Otobüs sistemi biraz karışık. Direkt böyle Felixpass'ın bir irtibat ofisi falan yok. Verdikleri biletin üzerinde yazan bir... Peron numarası var, evet. O peron numarasında onun geleceğini biliyorsunuz ve hat numarası var. O da 402 bizim. Şu an size hali hazırda kalkan bir Felixpass göstereceğim. Aynı zamanda Felixpass her otobüsünde var mı bilmiyorum ama şu an mesela kalkacak olan otobüsün arkasında bisikletlerin koyabileceği bir bisiklet alanı var. Peki buraya nasıl geldik? Biz aslında Duomo'ya çok yakın, yani Duomo'ya 2 kilometre bir yerde kalıyorduk. Burası bize bir hali uzak, yani biz 1 saati buldu gelmemiz. 2 farklı otobüs ile geldik aktarma yaparak. Yine aldığımız 2 euroluk bir bilet 90 dakika geçerli olduğu için 2 otobüste de kullanabildik. O şekilde buraya geldik. Toplu taşıma çok yaygın zaten. Rahat kullanılıyor. Yani kaçakta bilinebilir ama tabii ki de riskli. Sobelenirsen cezası var. 2 euro için bir ton ceza ödemeye bence değmez. Onun dışında gideceğin yeri zaten Google Maps'ten route yaptığında sana opsiyonları gösteriyor. Hangi duraktan neye binebilir ve nasıl gidebilirsin. En hızlısını gösteriyor bu arada. Çok büyük bir avantaj. Bayağı bir iş görüyor. Evet. İlk tramvay ve ilk otobüs binişimizde kartı nereye basacağımızı bilemedik. Çünkü bizim otobüslerdeki gibi direkt girişte bir şey yok. Tam tersine küçük bir cihaz var. O anda da onu göremedik ve biz okutmadık. O yüzden o biletleri tekrar kullanabildik. Ama eğer mesela otobüslerde bize biletçi rastlasaydı sıkıntı olabilirmiş. Onu da sonradan öğrendik. O yüzden şimdi bindiğimiz her taşıta direkt bakıyoruz. Metroda zaten bu arada okutmak zorundasınız çünkü geçemiyorsunuz üstten atlamadığınız sürece. Çok ilginç bir şey daha var. Metroda girerken okutuyorsunuz, sonra çıkarken tekrar okutuyorsunuz, yoksa çıkamıyorsunuz. Bak şuraya bak. Şu Felixpass'ın şu an arkasına bisiklet bağlıyorlar. Hiç görmemişim daha önce. Selam tekrar. Milano'dan çıktığımız yolda Venedik'e doğru devam ediyoruz. Yaklaşık 1 saat geçti. Şu anda 10 dakikalık bir mola verdik. Burası bir tabaki. Beraber içeri girelim. Selam. Otobüse indik, otelimize yerleştik. Biz şu an işte adaların olduğu, kanalların olduğu tarafa geçtik. Şimdi açlıktan ölüyoruz. Güzel bir makarnacı varmış, oraya gidiyoruz. Thank you.
Selam. Biz Venedik'te ikinci günümüze geçtik. Şu anda işte saat kaç? Saat 1. Şimdi San Marco'ya doğru yürüyoruz ama ondan önce sanırım bir dondurma deneyeceğiz. Öyle mi? Evet. Dün gerçekten çok yorucuydu çünkü... Gelata kosusu. Öyle, onu zaten size paylaşırız, orada çekeriz. Dün buraya geldiğimizde saat 4 civarıydı. 3-4 saat gezdik ama ayaklarımıza kara sular indi. Çünkü burası labirent gibi. Bugün ikinci günümüz, birazcık daha dinlenmiş geldik. O yüzden çok erken gelmedik. Bye bye. Artı kardeş. Sokaklar genel olarak böyle, hem kanal kenarlarından hem de dar sokaklardan yürümeniz gerekiyor. Dün o yüzden yaklaşık 20 bin adım attık ve 3-4 saatte. Çok yorucu bir yer. Çok turistik olduğu için aşırı kalabalık. Şöyle gondollar var. Biraz pahalı açıkçası. 80 euro. Birazcık pahalı. Kalabalık olursa sanırım en fazla 4 kişi mi oluyor? O zaman avantajlı olabilir. Şöyle romantik çiftlerimiz mevcut. Her köşede biri fotoğraf çekiliyor. Nereye gideceğiz? Bir de Google Maps sürekli saçmalıyor çünkü sokaklar o kadar dar ve karmaşık ki. Evet, burası sık sık karşılaştığımız ve dar sokakların çıktığı meydanlardan biri. Burada gördüğünüz gibi bir su kuyusu var. Ancak bu su kuyuları artık kullanılamıyormuş. Sanıyorum ki sağlık açısından artık tehlike oluşturuyorlar. Her yerde böyle meydanlarda atılmış masalar var. Thank you.
Selam. Şu anda Venedik'in merkezindeki San Marco. Sessiz olmam gerekiyor. San Marco Bazilikası'na geldik. Burası giriş ücreti olarak 3 euro alıyor. Girdiğinizde komple içerisini gezebiliyorsunuz. Ancak son bölümünde bir giriş daha var. Orası da müze kısmı olarak geçiyor. Orasının için ayrıca 5 lira ödemeniz gerekiyor. Restorasyon olduğu için bir dağınıklık mevcut. Ama içerisi gerçekten çok etkileyici. Biz bir de bazilikanın üst tarafında bir rooftop var. Oraya çıkmak istedik. Onun için ayrıca 7 lira ödemeniz gerekiyor. Birazdan oradan manzaraları paylaşacağız. Terasa geldik. Terasta şöyle bir manzara var. Aslında San Marco Meydanı'nı tamamen görebiliyorsunuz. Terasındayız. Bu terasının sol tarafının manzarası. Selam. Şimdi herkesin çok övdüğü ve önerdiği Tremergenti'ye geldik. Burada tremer yiyeceğiz. Bakalım nasıl. Bu arada fiyatları bence pahalı değil. Çünkü Milano'da mesela 7 euroya yemiştik tiramisu'yu. Burada 4,5 euroya traditional olan. Diğer farklılıkları da var. Onlara 4,70 vesaire gibi. Hello, ikinci günümüzün sonuna geldik. Venedik tarafından, Mestre tarafı diyorlar galiba, köprünün bu tarafına geçtik. Akşam yemeği için burada hem otel sahibinin hem de işte bu çevredekilerin önerdiği bir yer vardı. Pizza Michele diye. O restoranta gittik. İki farklı pizza söyledik. İkisi de güzeldi. Yalnız şöyle bir durum var. Servis ücreti gibi bir şey var. O yüzden 16 euroluk bir şey yedik ve 5 euro onu ödedik iki kişi için. O yüzden take away de çok yaygın. Öyle. Venedik'te ikinci günümüz sona erdi. Yarın sabah Flixbus'la Floransa'ya geçiyoruz. Bye bye.